Herkese merhaba. Bu kaydımızda, videomuzda JavaScript'in nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. JavaScript, her tarayıcının bir JavaScript motoru vardır ve bu karmaşık bir yazılımdan oluşur. Bu JavaScript motorları içerisinde en çok bilinen ise Google'ın Chrome için oluşturduğu V8 JavaScript motorudur. Hızlı ve verimli çalışan bir motordur. Modern JavaScript motorları kodlarımızı derler ve yorumlar arkadaşlar. Önceki videoda derleme ve yorumlamanın ne olduğundan bahsetmiştik. Bu derleme ve yorumlamaya ek olarak bir de just-in-time compilation dediğimiz bir süreçten bahsedeceğiz. Buna JIT diyebiliriz. JavaScript motorları bu işlemi tarayıcıda çalışma zamanında yaparlar. Normalde kod bölümleri her çalıştığında tekrar derleme, yorumlama ve optimizasyon aşamalarından geçer. Bu da tabii performans olarak olumsuz bir sonuç ortaya çıkarıyor. İşte JIT burada yardımımıza koşar. Bir kod bölümü birkaç kez çalıştırıldığında JIT bunu warm olarak etiketler. Birden yani birkaç kezden daha fazla çalıştırılıyor ise, çok kez çalıştırılıyor ise bunu da hot olarak etiketler. Bu warm olarak etiketlenmiş kod bölümünü JIT temel olarak yorumlar ve optimize eder. Aslında optimizasyon işlemini temel olarak yapar. Ancak hot olarak etiketlenmiş ise daha uzun süren bir optimizasyon aşamasından geçer. Daha fazla optimize etmeye çalışır. Ve bu derlenmiş ve optimize edilmiş kodlar JIT içerisindeki store'da saklanır. Bu store içerisinde artık derlenmiş ve optimize edilmiş kodlar kullanıma hazır bir şekilde bekler ve tarayıcı tarafından çok daha hızlı şekilde bu kodlara erişilir. Tabii ki bu da performans artışına sebep olur. Bir de JavaScript'in çalışma hikayesine hızlıca göz atalım. Kodlarımız önce JavaScript motoruna giriyor. Daha sonra AST dediğimiz bir yapıya dönüştürülüyor. AST derleniyor ve makine koduna dönüştürülüyor. Daha sonra optimize edilen kodlar Global Execution Context oluşturuluyor bu kodlarla arkadaşlar. AST'ye de hızlıca bakacak olursak aslında sadece JavaScript'te değil birçok programlama dilinde kullanılıyor. Sol tarafta hiçbir kod yazılmamış bir uygulamanın AST yapısını görebiliriz. Buna bir değişken eklediğimizde sağ taraftaki gibi bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi birçok şeyle ilgili, değişkenle ilgili birçok veriyi tutmakta. Yani bir uygulama için yazdığımız kodları düşünürsek bu sağ taraftaki ağaç yapının ne kadar büyüyebileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi de execution context'ten bahsedelim. İçin birazcık daha içerisine girelim. İki çeşit execution context var. Birisi global, birisi de function dediğimiz. Global execution context, JavaScript motoru bir dosya, bir komut dosyası aldığında ilk olarak bunu oluşturuyor. Bir fonksiyonun içerisinde olmayan, herhangi bir fonksiyonun içerisinde olmayan tüm JavaScript kodlarının yürütüldüğü temel içeriktir, konteksttir ve her JavaScript dosyası için yalnızca bir tane global execution context oluşturulur. Function execution context ise bir fonksiyon çağrıldığında JavaScript motorunun bu fonksiyonla ilgili kodu değerlendirip yürütmesi için oluşturduğu bir yürütme bağlamıdır, bir konteksttir. Bakın, dikkat edin, bir işlev çağrıldığında diyorum. Her fonksiyon için ise ayrı bir execution context oluşturulur. Yani her şeyde fonksiyon için ayrı ayrı demek, yani en tane function execution context'imiz olabilir. Execution context'in oluşturulma aşamalarına bir bakalım. Burada ilk olarak execution context object oluşturulur ve bu yürütme bağlamı, yani bizim execution context'imiz, bu obje ile ilişkilendirilir. Tüm çalışma zamanı boyunca kullanılan birçok veriyi bu execution context object saklar. Bu nesnenin oluşturulma aşamaları da 3 aşamadan oluşur bu nesnenin oluşması.
Önce variable object oluşturulur, daha sonra scope chain, daha sonra da this anahtar kelimesi oluşturulur. En çok zaten karmaşa yaşanan, karışıklık yaşanan konu this anahtar kelimesidir. Bulunduğu ortama göre, bulunduğu yere göre değeri değişir. Variable object değişkenlerin ve fonksiyonların bildirimlerini tutar. Bu tabii sadece global execution konteksteki değişken ve fonksiyonlardan bahsediyoruz. Buradaki değişkenler var ile variable object içerisinde tanımlanır ve ilk başta tümünün değeri undefined olarak belirlenir. Bütün variable'ların değerleri undefined olarak belirlenir. Buna hoisting diyoruz. İlerleyen videolarda bu konuya da bakacağız. Benzer işlem fonksiyonlar için de yapılır ve bu şekilde tüm global değişkenler ve fonksiyonlar variable object içerisinde saklanır, globalden de erişebilir hale gelir. Ancak function execution context herhangi bir variable object'e sahip değildir. Bunun yerine arguments dediğimiz bir nesne vardır. Diziye benzeyen bir nesnedir. Ve fonksiyon içerisinde verilen bütün parametreler bu dizi içerisinde tutulur. Burada aşağıda da gördüğünüz gibi. Scope şeyinin oluşturulmasına gelirsek, 3 çeşit scope'umuz var arkadaşlar. Birisi global scope, birisi block scope, birisi de function scope. Block scope içerisinde let ve constant kullanabiliriz. Var ile değişken tanımladığımızda bu yine bir global değişken halini alır. Bunu unutmayalım. Function'larla ilgili konuşacak olursak, her function'ın kendi scope'u vardır ve bunlar iç içe tanımlanmış fonksiyonlar da olabilirler. Yukarıdan aşağıya doğru olmak üzere, yani child-parent ilişkisini göz önüne alırsak, child'dan parent'e doğru olmak üzere birbirlerinin kodlarına erişebilirler. Yani başka bir deyimle dışarıdaki fonksiyon iç fonksiyonlara erişemez, ancak iç fonksiyon dışarıdaki fonksiyonlara erişebilir. Buna lexical scope diyoruz arkadaşlar. Aynı durum block scope için de geçerlidir. Tabii dediğim gibi block scope'da let veya constant ile tanımlama yapmalıyız. Bu fonksiyon içerisindeki scope'da sadece var değil, let'le de tanımlama yapılabilir. Yine az önce anlattığım mantıkta çalışacaktır. Bu scope kavramı ayrıca JavaScript'te closure ile ilgili bir konudur. Onu da ilerleyen videolarda yine geleceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Gelelim this anahtar kelimesine. Dediğim gibi çok kafa karışıklığı yaşanıyor bunda, ama aslında hiç de o kadar karmaşık değil. This anahtar kelimesi global execution kontekste window nesnesini temsil eder arkadaşlar. Yani globalde konsola this yazdırdığımızda window nesnesi görünür. Bu da şu demek: global execution kontekste tanımlanan değişken ve fonksiyonlar hepsi window nesnesi üzerinden ulaşabiliriz demek. Şurada gördüğünüz gibi iki tane değişkenimiz var. Window'un içerisinde değişkenlerimizi görebiliyoruz. Fonksiyonlar içerisinde this diye bir şey yok, kullanılmaz. Daha doğrusu bu window'u temsil eder. Tabii bu strict modda ise undefined gelmektedir. Use strict diye bir ifade var. Bunun da ilerleyen videolarda göreceğiz. Ama kısaca söylemek gerekirse, katı kurallara göre JavaScript yazılmasını sağlayan bir ifadedir. Dediğim gibi ilerleyen videolarda göreceğiz bunu da arkadaşlar. Ve son olarak da obje içerisinde this, objenin kendisini temsil eder arkadaşlar. This aslında bu kadar basittir. Hani karmaşık bir şey değil. Ya global nesneyi ya da objeyi temsil eder. Sadece kullanıldığı yere dikkat edip nereden geliyor, neyin içerisinde kullanılmış, buna bakmak gerekiyor. Bunu oturttuğumuz zaman kafamızda this'in nerede neyi temsil ettiğini çok daha iyi anlamış oluruz. Ve son olarak JavaScript'in çalışma mantığında yürütme aşaması. Burada kodlar tam olarak çalıştırılır artık, ama çalıştırılmadan önce variable object içerisinde tutulan değişkenlerden bahsetmiştik. Variable object oluşturulurken ve bunların tamamına
undefined değeri verilir demiştik. İşte çalıştırılmadan hemen önce JavaScript motoru kodu bir kez daha okur ve variable object içerisinde tutulan bu değişkenlere değerlerini atamasını yapar. Daha sonra da kod ayrıştırılır ve çalıştırılır arkadaşlar. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.